Geç saate kadar şirkette olacak. Okay. Yıldız, Ender ve Feyza'ya bugün birer flash disk verildi. Çünkü yarınki toplantı için çalışmaları lazım. Çalışsınlar, işleri ne? Yıldız çalışamayacak çünkü çantasından flash diski alıp ofisteki masasının altına attı. Yani? Yani şu, sen benden yardım istedin, ben de sana yardım ettim. Yıldız flash diski bulamayınca şirkete dönecek, baban zaten orada olacak. Yakın zamanda dedikoduları çıkmış, iki insanın gece geç saatte aynı yerde olmaları normal karşılanmaz. Ay, sen operasyon mu düzenledin? Yerim, ne tatlısın. Kumru, emin ol hiç kolay olmadı. Ve son anda aklıma bu geldi. Eğer planladığım gibi giderse bu akşam ikisi de orada olacak. Süper. Süper mi? Kumru, ben ortağımla hayat arkadaşımı başka biriyle birlikteymiş gibi göstermeye çalışıyorum. Sen bunun farkında mısın? Eski sevgilim diyecektim galiba. Neyse ne Kumru. Doğan'ın benim için anlamını tartışmayalım. Sen benden bir şey istedin, ben de yaptım. Şimdi de al bu bilgiyi, ne yapıyorsan yap diyorsun. Hayır, böyle bir şey demiyorum. Ama benim yapabileceğimin maksimumu bu. Bunu söylemek istiyorum. Peki, anlaşıldı. Bu kadar mı? Bir şey yapmayacak mısın? Ben bunca şeyi boşuna mı yaptım? Bunca riski boşuna mı aldım? Hayır, almadın. Ama benim bir şey yapmama gerek yok ki. Çağatay benden önce önlem almış zaten. Şirketin güvenlik ekibinde Çağatay'ın adamları var. O yüzden bizim ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Nasıl yani, sen her şeyi ayarladın mı? Güvenlikler Çağatay'a hemen haber uçurur. Yıldız gece şirkete gittiğinde Çağatay'ın haberi olur zaten. Ben de keyfime bakarım. Ay, ne güzel ya. Özlemişim bir arada olmayı böyle. Endo, biz hep bir aradayız zaten. Ama yani böyle aynı evde değiliz. Hatırlasana, ne güzel günlerimiz oldu Yıldız. Hatırlıyorum ya, ben yeni doğum yapmıştım, senin evinde kalıyordum. Oy, ne günler geçirdik. Ya evet. Beni görünce kan şekeri düşüyordu. Açıp açıp Caner'e gofret istiyordu. O yüzden bugün burayı kutlamak için tatlı aldım. Ay, sen tatlı yemezsin de yedirmezsin de, hayret. Hayatım, bir kilo baklava almadım tabii ki. Kalorisiz, glutensiz, fit bir tatlı aldım. Vallahi bizim için pek fark etmiyor. Sen kendi adına iyi bir şey yapmışsın. Niye? Ben ilk 3 sezon fittim. Sonra sağlık biz annemle. Neyse, hepimize göre bir tatlı aldım. Şimdi onları getirmeye gidiyorum. Ender, biz yapsaydık, kadın niye gidiyor? Kesinlikle kabul etmem. Madem siz beni evinizde ağırlıyorsunuz, her şeyi ben yapacağım bununla ilgili. Okey? Geliyorum hemen. Hadi kalk anne. Şu tatlıyı getirsin, yiyelim de sonra benim çalışmam lazım. Ne çalışacaksın? Aysel, çantamı getirsene. Doğan Bey toplantıya gelmeden önce mutlaka bakın dedi. Çok önemli. Getir hayatım. Ay, yok galiba. Almamış mıyım yanıma? Aa. Ay, yok vallahi. Evet, tatlılar hazır. Ender, Doğan'ın hepimize dağıttığı flash disk yanında mı? Yok, onu bugün ben şirkette çalıştım ve şirkette bıraktım. Niye? Hadi ya, ben benimkini ofiste unutmuşum da seninkini isteyecektim. Tüh, o zaman gideyim alayım ben. Aa, bu saatte. Ya ben sana anlatırım hayatım. Şimdi yarın falan alırsın. Hiç gitmişim bu saatte. Yok, olmaz öyle. Adam resmen herkes bakıp gelsin dedi ya ilk günden. Dur neyse, ben gidiyorum, hemen bir saate geri gelirim. Alayım geleyim şunu, siz yiyin tatlıları. Aysel. Biz yiyelim bari Asuman'ın. Kesene bereket Ender. Tatlını da yedim ya. Ölsem de gam yemem.